Seçim bitti, vaat de gitti diyoruz. Aslında bitti diyoruz. Şimdi Aydın Oman şirketini de ekranda göreceksiniz. Seçim öncesi verilen sözler tutulmadı. Köylülerin istekleri var, beklentileri var. Biraz konuşacağız. Samsun'a gideceğiz. Gazeteci İbrahim Akkuş bizlerle birlikte. İbrahim Akkuş hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Yeşim Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Şimdi seçim bitti, vaat bitti diyoruz. Aydınlık gazetesi sürmanşette yer almıştı. Ayrıntıları yine arkanda da görüyoruz, arkadaşlarımız da yansıtır haliyle ama ne oldu şimdi satış iptal edilen 286 arsa? 286 haneden bahsediyoruz değil mi? Şu anda mağdur Doğru. olan. Doğrudur Biraz Yeşim Hanım. anlatalım mı? Neler yaşandı? Öncesi neydi seçim öncesi ve şimdi son durum nedir? Şimdi Yeşim Hanım, öncelikle Samsun 19 Mayıs ilçesinden siz değerli takipçilerinize teşekkür ediyorum, izleyicilerinize. Biz de Yeşim Hanım, selamlarımızı sadece bu gönderiyoruz. sorunu 19 Mayıs ilçemizde değil, Türkiye'nin dört bir yanında ileriki günlerde yaşayacağız. Şimdi seçim öncesinde bu konu gün yüzüne çıktı. Daha sonrasında 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu bu konuyla alakalı muhalif partilerin işte bu durdurulmadı, devam edecek şekilde paylaşımları üzerine dikkate alınmadı. Ve belediye başkanı konuyla alakalı biz bu satışları durdurmadık, bizzat iptal ettirdik diyerek Mehmet Muş'un adını vererek vatandaşlara bu şekilde bilgi verildi. Yani vatandaşların itiraz etme süreçleri ellerinden gitti. Ve seçim bitti, ihale iptal edildi denildi ama seçimden sonra tekrardan bu yerler satışa çıktı. Bu yerler yaklaşık 100-150 yıldır vatandaşların bu yerleri kullanımında olan bu yerler, 286 arazilerimiz resmi olarak zilliyetlik hakları olan vatandaşta bu yerler satışa çıktı. İmar çalışması Derken yapıldı biraz ve anlatalım mı İbrahim? evet, olur. Şimdi bu yerler yaklaşık 150 yıldır vatandaşların kullanmış olduğu yerler, yani hazine arazisi. 100-150 yıl sonra bu yerler normalde zilliyet hakkı olan vatandaşlara verilmesi gerekirdi. Yani 2B usulü belediye ve Milli Emlak burada çalışma yaparak yaklaşık 100-150 yıldır kullanan vatandaşlara bir öncelik hakkı tanıyarak bu satışları direkt kendilerine sağlayabilirlerdi. Ama böyle bir satış gerçekleşmedi. Ve seçim sürecinde ilk olarak TOKİ başkanlığı bu satışı çıkaracaktı. Seçimde durdurulunca seçim sonrasına kadar hemen bu satışı kentsel dönüşüm başkanlığına devrettiler. Seçim bitti. 2 gün sonra bu satış ihalesi haberi duyuldu. 30 Nisan'da bu yerler 314 arazi daha alsa daha doğrusu Samsun'da çıktı. En fazla 19 Mayıs olduğu için biz buradan konuşuyoruz. Ve bu yerler satışa çıktı. Hiçbir şekilde Yani bayağı zilliyet bir hakkı kaldırıldı diyoruz aslında değil mi? evet, hakkı kaldırıldı. Vatandaşlara herhangi bir öncelik tanınmadı. Vatandaşa burada mağduriyet yaşadı. Konuyla alakalı belediye başkanının yanına gittiler. Belediye başkanı hiçbir kale alıp yardımcı olmadı. Ve konuyla alakalı vatandaşlar ilçe yetkililerinden bir çözüm, bir çare bulamayınca soluğu Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Tevfik Akçay'ın yanında buldu. Tevfik Akçay müdürümüz konuyla alakalı vatandaşların sorunlarını birebir dinleyerek konuyu bakanlığa iletti. Ama maalesef hiçbir şekilde çözüme kavuşamadı vatandaşlar ve göz göre göre 30 Nisan'da yerleri ellerinden gitti. Alan aldığıyla, kullanan kullandığıyla kaldı diyebiliriz. Burada gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı meydana geldi ve devamı da gelecek bunun. Yani şimdi bu aslında anlatmak istediğimiz şu. Bu zilliyet hakkı kaldırıldı, satıldı. Vatandaş var, milli emlak var ve belediye var. Yani kentsel dönüşüm kapsamında bu araziler kullanılacak. Doğru mu anladım? Doğru, kullanılacak. Peki, şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Zilliyet hakkı hukuken bu şekilde devredilebiliyor mu? Nedir durum oradaki? Evet, önceden normalde buralar orman vasfını getirdiği için milli emlak üzerindeydi bunlar. Daha sonrasında bu yerlerin vatandaşlar 100-150 yıldır kullanıcısı olduğu için zilliyet hak sahipleri öncelik onların olduğu için kendilerinin alabilmesi için burada ilçe belediye ve milli emlak burada bir çalışma yaparak 2B üzerinden vatandaşa direkt satışını gerçekleştirebilirlerdi. Hadi o olmadı. Diğer ikinci konu milli emlak üzerinden de vatandaşlara ihale usulü ama sosyal ağda değil ihale usulü
Milli Emlak Şefliği'nde bu satışlar gerçekleştirilebilirdi. Öncesinde bunlar gerçekleşti. Örneği vardır o zaman mutlaka bu şekilde Türkiye'de değil mi? Tüm Türkiye evet, ilgilendirdiği için. Yeşim Hanım, bu sadece Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ve ilçelerinde olmayacak. Çünkü ciddi derecede devletin paraya ihtiyacı olduğu için bu yerleri alelacele satışa çıkaracak. Bir de şu var. Tabii devlet de kendini düşünüyor, vatandaş da kendini düşünüyor. Kimse kimseyi düşünmüyor, herkes kendini düşünüyor. Vatandaş mağdur olmuş, kimsenin umurunda değil. Şimdi bu yerler milli emlak üzerinden satışa çıkacağı zaman diyelim ki 5 milyar, devlet bunu satışa çıkaracağı zaman 15 milyar, yani trilyon üzerinde milyar, yani para hazineye girmiş olacak. Anlatabildim mi? Ondan sebep kimse burada vatandaşı düşünmeden, 100-150 yıldır buraları kullanan vatandaşa bir öncelik hakkı tanınmadan satışı açık arttırmayla gerçekleştirdiler. Samsun'da, Ankara'da ve internet ortamında bu satışlar meydana geldi. Ve alan aldığıyla kaldı, alamayan kullandığıyla kaldı. Peki ne oluyor şimdi, ne olacak? Kaç mağdurdan bahsediyoruz? Ekranda da aslında mağdur vatandaşlarımızı görüyoruz da. Şöyle söyleyeyim Yeşim Hanım, burada sadece ekranda görmüş olduğunuz İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımız zaman o kadar dar, kısıtlı olduğu için kısıtlı zamanda bir araya geldiler. Ben de gittim, kendilerine de çekim yaptım, röportaj yaptım. Bu sadece görüneni. 20-25 diyecek... kişi var şu anda orada herhalde anladığım kadarıyla. Sadece görünen. Evet. Bunun devamı da gelecek. Şimdi şunu merak ediyoruz. Cumhurbaşkanından yardım istediler evet. Dedin İbrahim Akkuş. Bir yanıt geldi mi? Süreç nasıl ilerleyecek bundan sonraki süreç? Artık zilyet hakkı yok. Arsalar kendilerine ait değil. Milli Emlak tarafından da kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilecek. Ama devamı gelebilir. Önleyici tedbir ne olmalıydı? Bu konuyu araştırdığın, takip ettiğin için sormak istiyorum. Konuştuğun zaman köylülerimizle, vatandaşlarımıza neler söylüyorlar? Kan çıkacak diyorlar. Estağfurullah, öyle cümleler kullanmayalım da. Tabii şimdi öfkeli olabilirler, sinirli. Ama kanunu haklarını kullandılar mı? Bundan sonraki süreçte, kanuni süreçte haklarını kullanacaklar mı? Ya da nasıl devam ediyor? Biraz bize buraları anlatır mısın? Hemen şöyle arz edeyim Yeşim Hanım. Konuyla alakalı alel acele zaman, dar zaman içerisinde 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ile ilçemizin yaklaşık 10 mahalle muhtarı hemen alel acele ivedi bir şekilde konuyla alakalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özaki'den randevu talep ettiler. Dilekçelerini hazırladılar ama hiçbir şekilde randevu verilmedi. Sonra konuyla alakalı biz tabii vatansever gazeteciler olarak hemen ben bu konunun az çok imar barışı sürecinde bayağı bir mücadele verip bilgi sahibi olarak bu konuyu ele aldım ve kendim vatandaşları avukata tuttular. Avukat çözüm odaklı değil, hemen ne kadar para toplayabilirim buna odaklı hareket ettiği için vatandaşlar ortada kaldı. Ben konuyla alakalı çekime yapmaya gittiğim zaman önce dinledim, sonra baktım. Çözüm odaklı değil gibi derken, yani avukatlar tabii ki belli bir ücret istiyorlar. Bu da doğal, onların hakkıdır. 75 bin lira istedi avukat. Efendim? 75 bin lira para talep etti vatandaşlar. Kaç kişi var? 70 kişi vardır en az. Efendim? En az 70 kişi vardır. Şöyle söyleyeyim, 286 yeri zaten kullanan kişiler vardı. En az 100'e yakın kişi vardı hemen hemen burada ama... Bir kişiden istemedi değil mi 70 bin lirayı toplam olarak? Kabul etmediler. Hayır, şunu soruyorum İbrahim. 70 bin lirayı 280 kişiden mi yoksa bir kişiden mi istedi avukat? Onu... Tek kişi. Öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii, oldu tabii. Tamam. Evet, anladım şimdi. Vatandaşın 300 metre yeri var, aynı fiyat. Diğer vatandaşın 1,5 dönüm yeri var, aynı fiyat. Anladım. Evet. Tabii o hukuki boyutunu bilmem ama. Evet, sonuç? Sonuç şu. Bir de şimdi burada normalde bakanlığın yapmış olduğu bu ihale, evet mevzuata, yasaya uygun ama burada konuyu bilen bir kişi olduğum için burada bakanlığın bir açığı, bir eksiği var. Nedir? Normalde bu ihale durdurulması lazımdır. Nasıl? Ben ihalenin gerçekleştiği Ankara'da bir otelde düzenlendi. Holiday Otel'de. Ben gittim evraklarımla beraber
Orada yetkili ihaleyi gerçekleştireceğin yetkiliyle bir araya geldim. Dedim ki bir dakika dedim, burada dedim bir eksiğiniz var dedim. Bu dedim satış olmaması gerekir. Niye? Siz dedim bu ihaleyi gerçekleştiriyorsunuz ama siz bu ihaleyi gerçekleştirecek olduğunuz yerlerin uydu görüntüleri üzerinden almışsınız ama elinizdeki bu uydu görüntüleri 3-4 yıl öncesine ait, yerinde kontrol ederek bu yerler satışa çıkmadı. Uydu görüntüleri üzerinden çıktı. Şöyle bu yerler dedim ya 100-150 yıldır evet, devam ediyor, vatandaşlar kullanıyor. Ve vatandaşların şu anda orada evleri var. Bundan işte 3 sene önce imar barışı sürecinde şu vatandaşın aynı yerde evi olmuş olsaydı imar barışından yararlanacaktı. Anlatabildim mi Yeşim Hanım? Evet, şimdi anlaşılmıştır daha ayrıntılı bir şekilde. Tabii ki öncesinde tabii bu Zilyet Hak sahiplerinin belki de hani nacizane öncesinde bir birliktelik oluşturup avukatla bu hakların iptali öncesinde de bir durum, ne kadar çok bir dedim, çok özür dilerim, yayının sonuna geliyoruz, bazen yorgunluk da oluyor. Bir araya gelmiş olsalardı bilemedim tabii ki, orada da önlemler alınabilirdi. Çok geçmiş olsun, takip ediyoruz biz de. Sen de yakından takip ediyorsun süreci. Umarız bundan sonraki süreçte olumlu haberler alırız diyelim. İnşallah Yeşim Hanım, şöyle söyleyeyim. Burada vatandaşların en büyük mağduriyet yaşadığı konu şu. 19 Mayıs Belediye Başkanı'nın bu yerleri durdurulmadı, iptal ettik demesi üzerine oturdu kaldı. Eğer ki iptal edilmeseydi, ertelenmiş olsaydı yine biraz zamanımız olacaktı. Şu anda da zaten satışa çıktı. Normalde şu satışlar iptal edilmesi lazımdı. Çünkü vatandaş burada bilmeyen insanlar internet üzerinden buraya girip bakıyor, şurayı almak istiyor, alıyor. Sonra aldığı yeri gidip kontrol edecek, orada evleri görecek. Anlatabildim mi? Evet. Yani burada yerinde kontrol edilmediği için, sonradan kontrol edildiği için, iş işten geçtiği için vatandaşa sıkıntı yaşadı. Şimdi bu konuyla alakalı ben şimdi vatandaşlarla tekrardan bir araya geleceğim. Vatandaşlarla tekrardan bir röportaj yapacağım. Vatandaşımızın mağduriyetin ne kadar ciddi sıkıntılar yaşandığını satıştan sonra sizlere aktarmaya çalışacağım. Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme geldi Yeşim Hanım. Bu 10 günlük süre içerisinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ve CHP Milletvekili Murat Can bu konuyu gündeme getirdi. Bu konu 100-150 yıldır kullanan vatandaşların artık ilk öncelik hakkı onlara verilmesi için bir kanun teklifini de hazırladığını söylemek isterim yayın esnasında. Peki, çok teşekkür ederiz. İbrahim Akkuş, Samsun'a selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Çok önemli bir konu. Çok kısaca alayım tabii. Bir dakika. Vatandaşların öncelik vatandaşların alması için her yere billboard asmıyorlar. Satışa çıkması için her yere billboard asmışlar. Şu tabloyu gördükten sonra çok üzüldüm, biliyor musunuz Yeşim Hanım? Şimdi niçin vatandaşlarımız mağdur edilsin? Öyle değil mi? Tamam. Ekranı sen göster istersen. Tam ekran. Şöyle. Tamam arkadaşlarım. Tamam, görüyoruz şu anda. Daha rahat görmüşsünüz. 50 yıldır bu yerleri kullanan vatandaşlara öncelik hakkı tanınması varken bu bildirgeleri yapmadılar. Vatandaşlar ortada kaldı. Bu yerler satışa çıkacağı zaman Samsun'da her yeri doldurdular, afişlerle. Ben buna üzüldüm. Peki. Kolay gelsin bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi mesailer. Sağ olun. Sağ olun, var olun.